Merhaba, ben Özgür Yılmaz. Bugün sizlere film tarama yöntemimden bahsedeceğim. Yaklaşık son bir yıldır film fotoğrafçılığı ile ilgili fotoğrafı çekmek, bu işin sadece bir yüzü. Baskı almak, basmak gibi başka adımlar var. Fotoğrafı dijitale dönüştürmeniz gerekiyor. Şu anda analogdan baskı yapan hemen hemen hiçbir yer kalmadı. Dolayısıyla güzel bir çıktı, güzel bir print alabilmenin en önemli şeyi etmenin, yani o fotoğrafın dijital bir karşılığına sahip olmak. Scannerlar her ne kadar çok yüksek DPI ile taradıklarını iddia etseler de gerçek çözünürlükleri bunun çok çok altında. Filmi banyo ettirdiğiniz yerde tarattırabilirsiniz. Ancak genelde pek özenmeden tarandığı için bu filmler genelde de sonuçlar pek iyi olmuyor. Yine alternatif olarak dışarıda birkaç laboratuvarda, hatta Labonix'te şu anda Imacom Scanner'la tarıyorlar. Elde ettikleri kalite gerçekten iyi. Kare başına istedikleri para nedeniyle bu da çok yöntem değil, olası bir yöntem değil. Benim kullandığım yöntem ise dijital fotoğraf makinesiyle filmin fotoğrafını çekmek. Evet, isterseniz şimdi yavaş yavaş scan etme işine dönelim. Şimdi düzeneğin en önemli parçası bir ışıklı tablo, makro plakası, 60 mm D serisi makro lens, bu iş için biçilmiş kafta. Tripod, bir XY tablosu, tüyü bırakmayan pamuklu ya da bilmiyorum malzemesini eldiven, antistatik bez, dijital bir fotoğraf makinesi. Tarayacağım fotoğraf bu. Basmayı düşündüğüm boyut için tek fotoğrafta negatifin fotoğrafını çekerek yürüyebilirim. Işıklı tabloyu XY tabloya bantlayacağım. Bu bandın özelliği yapıştığı yerden iz bırakmadan kalkması. Muhteşem bir bant. Daha önceden yapıştırdığımız bantları tekrar tekrar kullanabiliyoruz. Mümkün olduğunca paralel yerleştirmeye çalışacağım. Fotoğrafını çekeceğim şey ağır olmadığı için bu işimizi görecek. Tabloya yapıştı. Şu anda fotoğrafı hazır. Şimdi makineyi hazırlayacağız. Makineyi makro plakasına bağlayacağız. Makro plakasının altına da biraz önceki gearhead'in başlığını takacağız. Bütün bunları yaparken de sihirli birlerimizi kullanacağız. Evet, bahsettiğim gibi bağlantıları yaptım. Şimdi bunu getirip gearhead'in üzerine kilitleyeceğiz. Burada en önemli şeylerden bir tanesi lensi manuel fokusa getirmek ve minimum fokusu ayarlıyoruz. Tabloyu düz yapmakla uğraşmak yerine tablo ne kadar eğikse makineyi de aslında o kadar eğik yapıyorum. Böylece ikisi birbirlerine paralel hale gelmiş oluyorlar. Ayarı yaptım. Film ve makine artık aynı düzlengeler. Şuradan bakıldığı zaman fotoğrafı netçe görebiliyorsunuz. Live View kullanıyor olacağım ve manuel moda getiriyorum. Frenleri fokusladık. Fotoğrafımız oldukça net. Makineye Mirror Up moduna getirmek ve ardından da Exposure Delay'i 3 saniye getirmek.
16. Evet, 1 bölü 6. Tekrar. Fotoğrafı yavaş yavaş ilerletip kare kare artık bütün filmi çok hızlı bir şekilde tarayabilirsiniz. Bütün bu işlem scanner'dan çok daha hızlı ve çok daha kaliteli oluyor. Aslında burada belki de bizim siyahlarda görebildiğimiz şeyi scanner göremiyor. Böyle bir makro tüp takıp lensin arkasına fotoğraf çekip parça parça Photoshop'ta hepsini birleştirecek çok çok daha yüksek çözünürlüklü bir sonuç elde edebiliriz. Çok yüksek çözünürlüklü bir film değil. O yüzden büyük ihtimal bu yeterli olacaktır. Şimdi bakalım inceleyelim bilgisayarda. Sonuç ne olmuş? Evet, taradığımız fotoğraflar bu şekilde. Lightroom'a import etmiş durumdayız. Tone curve'ü ters çevirdiğimiz zaman şu şekilde. Burayı yukarıya, burayı da aşağıya aldığımız zaman fotoğrafın orijinalini görmüş oluyoruz. Şöyle yapalım. Ancak ben bu fotoğrafı bu şekilde kullanmayacağım. Benim yapmak istediğim şey bunun tam tersi. Yani negatifi negatif haliyle kullanıp siyah beyaz yapmak. Evet, fotoğraf siyah beyaz yaptıktan sonra brightness kontrastını ayarlayarak istediğimiz bir ayara getirmiş oluyoruz. Daha sonrasında Photoshop'ta halledeceğiz. Fotoğraf finalde istediğim haline çok yakın. Şimdi burada bırakacağım. Okey, şimdi fotoğrafı bu haliyle kaydediyorum. Dosyamız kaydolurken ben de kapanış konuşmasını yapayım. Çok hızlı bir şekilde yapılabilecek bir yöntemden bahsettim film taramak için. Sonuçta elde ettiğim kalite 15-20 bin dolar civarındaki Macon Tram scanner'lara çok yakın. Ben kendi yaptığım testlerde 5000-6000 DPI arasında bir sonuç elde edebildiğimi gördüm. Daha önceleri başka scanner'lar kullanabildim ve en iyi kullandığım en iyi scanner Epson V750 V850 serisi scanner'lardı ve onlarla elde edebildiğimiz en yüksek çözünürlük yaklaşık 2000 DPI civarında ve bu yöntemle elde ettiğimiz fotoğraflarla arasında dağlar kadar fark var. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İleride daha böyle videolar görmek istiyorsanız lütfen videoyu likelayın ve kanalıma üye olun. Ayrıca yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarınızı paylaşın. Bu konu hakkında tartışalım. Görüşmek üzere.